Evet arkadaşlar, Tekno Ankara kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere ayak dinlendirme, ayaklarımızı koyduğumuz arabanın sol tarafındaki çıkıntıya böyle bir aparat takacağız. Yalnız bu aparat takacağımız araca uyumlu olmadığı için hani nasıl yapacağız onu az çok göstermeye çalışacağım. Skoda Kamiq'e takacağız biz bunu. Tabi Kamiq'te bu çıkıntılar için herhangi bir yer yok. Burada da bir tane çıkıntı var. Şöyle görüyorsunuz. Kamiq'te burası düz. Halı olarak. Ve şuranın da olmadığını söylediler. Burayı da deneyeceğim. Bu araya plastik araya giriyor mu girmiyor mu? Ama öncelikle benim yapmak istediğim şu. Şöyle şu şekilde düşündüm. Bunu kesip buradaki parçaları çift taraflı cırt aldım. Bu cırtın sadece halıya yapışan kısmını buna komple yapıştıracağım. Bu şekilde aracın halısına direkt yapışacak. Yani herhangi bir yapıştırıcı, delme, işte bunların geçmesi için taban halısını kesme, herhangi bir şey yapmayacağım. Halıya hiçbir zarar vermeyeceğim. İstediğimiz zaman da cırtla birlikte sökeceğiz. Bu cırt da her yerde satılan bir şey ve halıyı tutuyor. Komple çift taraflı kesip iç taraftan taktığım zaman da halıyı güzel tutacağını düşünüyorum. Şimdi şu fazlalıkları keseceğim ben. Buranın düz bir hale gelmesini sağlayacağım. Daha sonra da araçta şu kısmın oraya uygun olup olmadığına bakacağım. Eğer burada uygun değilse buraya da oraya uygun bir şekilde keseceğim tekrar. Şimdi bu parçaları kestim. En azından burası gördüğünüz gibi hemen hemen düz bir hale geldi. Şimdi araçta şu kısmı deneyeceğim. Buraya tam oturuyor mu? Daha sonra da cırtı ikiye bölüp iç tarafına, yani şu tarafına sağlam bir yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Evet arkadaşlar, araca indim, baktım. Bu yan taraftaki yükseltinin hiç olmuyor. Çünkü kastroyu orayı ve girmiyor oraya. Sadece şu iki çentiğini bırakabildim. Bunlar tutuyor. Şu üst tarafa gelecek olan çentik. Diğer tarafı komple kestim. Yani şöyle düz oldu. Sadece şu iki çentik kaldı. Arkadaşlar şimdi de cırtımızın bu tırtıklı olan yapışan kısmını sıcak silikon yardımıyla yapıştıracağım. Daha sonra da aracımıza montelemeye geçeceğim. Arkadaşlar silikonla komple yapıştırdım. Şöyle uç kısımlarını da doldurdum. Bunların altı petek petekti. İlk gösterdiğimde gördüğünüz gibi bir kısmını doldurdum böyle. Paralel çizgiler yaptım silikonla. Tekrar böyle arkasını doldurarak güzel bir yapışma sağladık. Umarım tutar. Şimdi sıra geldi bunu arabaya takmaya. Şurada iki tane tırnağımız var. Bunu oraya geçireceğim. Plastik parçaya tutturacağım. Bunu da göstereceğim. Evet arkadaşlar, arabaya geldik ama buradaki çıkıntılar şuraya kastırdı bayağı. Kastırdığı için ben bunları direkt kestim ve buraya çift taraflı bant yapıştırdım. Yani şu tarafa gelen kısım çift taraflı bantla tutacak. Hiçbir tırnak kalmadı. Şimdi yerleştirme olayına geçeyim. Tekrar videoya devam edeceğim. Arkadaşlar buraya tutturdum. Çift taraflı bantın şurada esnediği görülüyor. Ama yukarıdan tuttu. Bu şekilde oldu. Tam altına vermedim. Orijinal paspas. Yani herhalde yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olursanız seviniriz. Sağlıklı günler dilerim.